Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle pilav için, püre için e, ana yemeğinizin yanınıza koymak için böyle bir patlıcanlı yemek yapacağız. Bu patlıcanlı yemeğimiz için gerekenler: 4 tane patlıcan, 2 tane orta boy soğan. Eğer soğanlarınız büyükse e, bir tane de koyabilirsiniz. 2 tane havuç ve 2 tane domates. Ve böyle derin bir tencere kullanmanız gerekiyor. İlk önce soğanımızı kesiyoruz böyle halka halka ve çok da küçük olmayacak bir şekilde ve bunları kızartmaya gönderiyoruz. Hafif kavurulacak. Ondan sonra havuçlarımızı böyle doğruyoruz. Eğer küçükse böyle daire şeklinde biraz büyükse de onu ortaya kesebilirsiniz. Soğanlarımız kavrulduktan sonra bunu ekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi soğanlarımız böyle hafif kavrulacak. Böyle bir renk aldığında havuçlarımızı ekleyebiliriz ve havuçlarımızla beraber böyle kavurmaya devam ediyoruz. Sonraki adımımız patlıcanımızı böyle kesmek. Yarım halka şeklinde kesiyorum ben. Ben patlıcanıma güveniyorum. Bahçeden toplanmış ve hiçbir kimyasal kullanılmamıştır. Ama siz isterseniz bir saat tuzlu suda bekletebilirsiniz. Ama ben yani kimyasal kullanılmadığı için bekletmek bekletmeyeceğim. Evet, kavurduğumuz havuç ve soğanın üstüne patlıcanlarımızı ekliyoruz ve hemen tuzluyoruz ki patlıcan suyunu versin ve direkt karıştırabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi karıştırdım ve kapağını kapatıyoruz. Evet, böyle patlıcanlarımız hafif rengi açılıp yumuşadığında domateslerimizi ekleyebiliriz. Domateslerimizi ekleyip karıştırıyoruz ve kapağını kapatıp biraz daha kavrulmasını bekliyoruz. Şimdi e, biraz bekledikten sonra biber salçamızı ve domates salçamızı ekleyebiliriz. Birer yemek kaşığı koyuyorum ben. Patlıcanlarımız hazır olduktan sonra iki diş sarımsağı böyle ufak ufak kesiyoruz ve maydanoz ekleyeceğiz. Bir avuç kadar yeterli olacaktır. Şimdi sizlere püreyi nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben püreyi e, önce patateslerimizi kesip böyle minik minik doğruyorum yani halka şeklinde. Sonra soğuk suya koyup tuzluyorum ve Tencereme kaynatmaya bırakıyorum. Pişip pişmediğini kontrol etmek için de bıçakla böyle içine giriyorum ve rahatlıkla kolay kesiliyorsa demek ki pişmiştir. Patateslerimi ocağımdan aldım ve yaklaşık 50 gram kadar içerisine tereyağı koydum ve bir ezici yardımıyla eziyorum. Aynı zamanda ılık bir süt mikrodalgada ılık mikrodalgada ısıttım. Bu ılık sütümüzü böyle yavaş yavaş ekliyorum ve eziyorum. Evet arkadaşlar patates püremiz bitti. Böyle çok yumuşak bir patates püresi oldu. Ama ben içine 50 gram daha tereyağı koymaya karar verdim ki daha yağlı olsun. Ne kadar yağ olursa o kadar bence daha lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar videom bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle farklı farklı lezzetler ve tarifler için kanalıma abone olup e, zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum görüşürüz.